olmaktan gurur duyacaksınız. Evet, metin bu kadar. Sen metni ver, ben oradan okuyayım. Kusura bakmayın, konuşma karıştı. En zorlusu böyle olsun başkanım. Buradan devam herhalde aslında. Evet. Daha iyi anlaşılması için baştan okuyorum. Değerli misafirimiz, Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay tesisine hoş geldiniz. Bu tesisin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların emeklerinden kurucumuz Ali Samiye'nin Türk olmayan takımları yenme hedefi ve vizyonundan sarı kırmızının benzersiz başarılığını geleceğe taşıyan gençler ve onlara yardım eden büyüklerinin birlikte çektiği halattan, bu kapıdan içeri giren her yeteneğin burada kalmaya devam etmesini sağlayan karakterinden izler bulacaksınız. Efsanemiz Taçsız Kral Metin Oktay'ın dile getirdiği gibi bu yuvada Galatasaraylı olmayı anlayıp Galatasaraylı olmaktan gurur duyacaksınız. Galatasaray tarihi boyunca bu genç ilerici fikirlerin doğduğu, bu fikirlere hedeflerin dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Samiye'nin belirttiği gibi Türk olmayan takımları yenmek en büyük hedefimiz olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İmzaların tamamlanmasına geçebiliriz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek de imzasını atıyor. Geleceğe mektup kürsüde Sayın Başkanımız tarafından okundu. Bütün imzalar tamamlandı. Tüm başkanlarımızın hatıra fotoğrafı için sahnede buluşmalarını takip edelim. Atamızın 30 Aralık 1930 tarihinde lisemizi ziyareti sırasında Galatasaray'ımıza hitaben imzaladığı portresine ilişkin poster zaman kapsülüne Başkanımız Dursun Aydın Özbek tarafından konulacak. Atamızın imzasıyla o güzel poster şu anda zaman kapsülünün içine başkanımız tarafından konuyor. Grand Cour'dan alınan çim parçasının Galatasaray Lisesi futbol takımı koordinatörü Sayın Göksel Gündüz tarafından kapsüle yerleştirilmesi için kendisini sahneye davet ediyoruz. Florya
Metin Oktay tesisinden alınan çim parçasının eski kaptanımız Sayın Sabri Sarıoğlu tarafından zaman kapsülü içerisine konmak üzere kendisini sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli başkanlarım, yönetim kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, 10 yaşında hatta 11 yaşında flörometre noktaya testlerine girdiğim andaki heyecanı şu an burada da yaşıyorum. Birçok kategoride formasını gururla giydiğim Galatasaray Kulübü'nün bugün yeni testlerinin de temel atma töreninde bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Metin Oktay tesislerinde çok çok güzel anılar biriktirdik. Gerek altyapıda oynarken gerek profesyonel takımda birçok başarılar imza attık. İnanıyorum ki bu yeni tesiste de hem yetenekli Türk futbolcuları yetişecek, hem Galatasaray'a hem Türk futboluna büyük hizmetler sağlayacaklardır. Bu projede emeği geçen öncelikle başkanıma ve herkese, bütün Galatasaraylılara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kaptan, teşekkür ediyoruz. Nice goller, nice şampiyonluklar, nice muz ortalar Sabri Sarıoğlu'nun ayağından geldi. Ali Sami Yen Stadyumundan alınan çim parçasının Sayın Cevat Güler hocamız tarafından zaman kapsülüne yerleştirilmesi için kendisini sahneye davet ediyorum. Değerli camiamız, sayın başkanlar ve bütün üyeler ve Galatasaray Kulübü'nü bir araya getirmesini sağlayan değerli dostlar. Bu anlamlı günde anlamlı tesisler, çok güzel başarıların getirileceği oyuncular, sporcular yetiştirecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sevgili Cevat hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ve Galatasaray futbol takımının tarihte giydiği ilk formayı temsilen bir replikasını zaman kapsülünün içine koymak üzere İmparator Fatih Terim'i sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli başkanlar, çok sevgili Galatasaraylılar, benim üstüme düşen forma. Formayı elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir. Ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, onun büyüklüğünü gerek futbolculuğumuzda, gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin bir gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Faruk Başkanımın ve Alp Başkanımın söylediği gibi, Hasnun Galip'ten Ali Samiyen'den Flore'ye başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz Flore'da özellikle Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray akıttıkları terle de çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım
yeni tesisimiz Florida'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık bugünün 19 Mayıs'ın mana ve ehemmiyetini iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim budur. Bugün bizi burada davet eden ve bir araya getiren Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hocam, formanın kapsülü yerleştirilmesi. Sayın Fatih Terim'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Galatasaray futbol takımının tarihte giydiği ilk formayı temsilen bir replikasını zaman kapsülünün içine yerleştiriyor İmparator Fatih Terim. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında futbol takımımızın terlettiği formanın teknik kadromuzdan sevgili Ayhan Akman tarafından zaman kapsülü içerisine konması için kendisini sahneye davet ediyorum. Gözlüğü çıkarmam gerektiği söylendi. Herkes hoş geldi. Sevgili Fatih Hocam'ın ardından konuşmak tabii çok zor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Atatürk Anma Günümüz kutlu olsun bu arada, öyle başlayayım. Ben Galatasaray'a geldiğimde tabii Metin Oktay tesislerinde başladım. Ondan sonra Ali Sami Yen'de oynadım. Sonra yeni şimdi Nef Stadyumu'nda oynadım. Şimdi yeni, inşallah yeni bir tesislere geçeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray diyorum. Ve sezonun forması, sezonun parçalısı, şampiyonluk görecek olan uğurlu formamız sevgili Ayhan Akman tarafından kapsülün içine yerleştirildi. Sayın başkanlarım ve sevgili teknik adamlarımız, lütfen kapsülün mühürlenmesi için sizi kapsülün başına rica ediyoruz. Bir tarafında ulu önderimiz Atatürk'ün olduğu, bir tarafında Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen Bey'in olduğu zaman kapsülü, içinde geleceğe mektubumuz, çim parçaları hem Grand Kur'dan hem Flori Metin Oktay tesislerinden hem rahmetli stadımız Ali Sami Yen'den çim parçaları. Galatasaray'ın tarihte giydiği ilk forma ve Cumhuriyet'in 100. yılının mevcut parçalı forması kapsülün içine yerleştirildi. Şu an efsanelerimiz ve kahramanlarımız tarafından zaman kapsülü mühürleniyor. Başkanlarımız geleceğe mektubu birlikte imzaladılar. Atamızın Galatasaray'ımıza hitaben imzalamış olduğu portresini kapsülün içine yerleştirdiler mektupla birlikte. Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının Türk olmayan takımları yenme maksadıyla
kurdukları kulübümüzün ilk futbol antrenman sahası olan Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde bulunan Grand Cour'dan alınan çim parçaları da içine kondu. Ali Samiyen Stadyumumuzdan bir parça da kapsülün içinde. En büyük zaferlerimizin yapı taşı olan yuvamız Florya Metin Oktay tesislerinden alınan çim parçaları da kapsülün içinde. Ve Galatasaray futbol takımımızın tarihte giydiği ilk forma, Cumhuriyetimizin 100. yılında futbol takımımızın terlettiği forma kapsülün içine kondu. Sahneye teşekkür ediyoruz eski başkanlarımıza ve teknik adamlarımıza, kahramanlarımıza, liderlerimize. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Kapsülümüz mühürleniyor. Evet, meşakkatli kısmı geride kaldı. Sahneye müzelerimizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Bora İsmail Bahçetepe'yi ve Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Müze Müdürü Sayın Semih Ulu'yu davet ediyorum. Zaman kapsülünü kendilerine teslim edeceğiz. Müzik.